Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz tarihle devam ediyor. Konumuz Nişrevan'ın Rum ülkeleriyle efendim savaşı ve ele geçirmesi. Kisra Nişrevan ile Rum hükümdarı Gatyanus efendim arasında bir barış anlaşması mevcuttu. Gatyanus tarafından Suriye Araplarının başına vali tayin edilen Halid bin Cebele ile Kisra Nişrevan tarafından Umman, Bahreyn ve Yemame'den Taif ve diğer Hicaz bölgelerine kadar olan yerlerin valiliğine tayin edilen Lahim kabilesinden Münzir bin Numan arasında bir fitne baş göstermişti. Bunun üzerine Halid bin Cebele Münzir bin Numan'ın üzerine saldırıp adamlarından pek çok kimseyi öldürmüş, mallarını ganimet olarak almıştı. Bu durum karşısında Nişrevan Gatyanus'a bir mektup yazarak aralarındaki sulh anlaşmasını hatırlattı ve Halid'in Münzir'e karşı yaptıklarını bildirdi. Ayrıca ondan Münzir'in elinden almış olduğu malları iade etmesi için Halid'e emir vermesini, Münzir'in adamlarından öldürmüş olduğu kimselerin diyetini ödemesini ve Münzir'in hakkını alıvermesini isteyip bunları yapmadığı takdirde aralarındaki sulh anlaşmasının bozulmuş olacağını bildirdi. Bu arada Münzir bin Numan'ın haklarının alınması hususunda Kisra Nişrevan peş peşe Gatyanus'a mektuplar gönderdi. Fakat Gatyanus onun gönderdiği bu mektuplara pek aldırış etmedi. Kisra Nişrevan arka arkaya yazmış olduğu mektuplardan cevap alamayınca hazırlığını yapıp 70 bin küsür askerle birlikte Gatyanus'un ülkesine savaşa çıktı. Yolu El Cezire'den geçen Nişrevan, Dara ve Ruha yani Urfa şehirlerini aldıktan sonra Suriye bölgesine geçerek Menbiç, Halep, Antakya efendim Famiye, Humus ve bu şehirlere bitişik olan pek çok şehri zorla alıp buralarda bulunan mal ve ticaret eşyası ne varsa hepsini eline geçirdi. Bu arada Suriye şehirlerinin en üstünü olan Antakya şehrinin ahalisini esir alıp onları Sevak bölgesine sürdü. Sonra Kisra Nişrevan'ın emriyle Tisfon efendim şehrinin civarında Antakya'ya benzetilerek onun modelinde Rumiye adıyla bir şehir kuruldu ve Antakya ahalisi Nişrevan tarafından buraya yerleştirildi. Ayrıca bu Rumiye şehri için 5 mahalle, ilçe kurdurdu. Bunlar yukarı Nehrevan, orta Nehrevan, aşağı Nehrevan, Baderaya ve Bakusaya mahalleleri idi.
Bundan sonra Nişirevan Antakya'dan buraya esir olarak getirilip yerleştirilen oradaki topluma erzak göndermeye devam etti. Ve başlarına da aynı dinden olmaları hasabiyle yakınlık duyup anlaşabileceklerini sağlamak için Ahvaz Hristiyanlarından birisini tayin etti. Diğer Suriye ve Mudar şehirlerini ise Katyanus, Kisra, Nişirevan'a pek çok para ödeyerek tekrar satın aldı. Ayrıca ülkesine savaş açmaması için Kisra'ya her yıl fidye ödemeyi taahhüt etti. Nihayet Rumlar her yıl bu fidyeyi getirip Kisra'ya ödediler. Bundan sonra Nişirevan Rum ülkesinden Hazarların üzerine yürüdü ve onlardan pek çok kimseyi öldürüp ganimetler almak suretiyle tebaasının intikamını aldı. Sonra Yemen'e geçti. Burada da birçok insan ortadan kaldırıp ganimet aldıktan sonra Medain'e döndü. Buralar İslam'dan önceki Hz. Muhammed'den önceki olaylar bu olaylar. Böylece Nişirevan Hirak'le efendim Hırakleni'nin aşağısından itibaren Bahreyn ile Umman arasındaki yerleri ele geçirmiş oldu. Bu arada Nişirevan, Numan bin Münzir'i Hire'ye vali tayin edip onu taltif ettikten sonra dedesi Firuz'un intikamını almak üzere Akhunların üzerine yürüdü. Bundan önce Nişirevan Hakan ile sırri akrabalık kurmuştu. Akhunların ülkesine giren Kisra, Nişirevan hükümdarlarını ve hanedanından hiç kimseyi sağ bırakmadı. Bundan sonra Belh ve Mavere-ün-Nehre geçip askerlerini Fergane'ye indirdi. Sonra da Medain'e döndü. Bu arada Kisra Bürcan'a savaşa çıktı. Sonra geri dönüp ordusunu Yemen'e gönderdi. Nihayet Yemen'e gelen bu ordu Yemen hakimiyetini ellerinde bulunduran Habeşlileri ortadan kaldırıp ülkeyi ele geçirdi. Hükümdar Nişirevan'ın saltanatı 48 yıl, bir rivayette ise 47 yıl sürdü. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Nişirevan'ın hükümdarlığının sonlarına doğru dünyaya gelmiştir. Bir rivayette ise Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın babası Abdullah bin Muttalip Nişirevan'ın hükümdarlığının üzerinden 24 yıl geçtikten sonra dünyaya gelmiş. Hazreti Peygamber de onun hükümdarlığının 42. yılında dünyaya teşrif etmiştir. Hişam bin el-Kelbi şöyle diyor: Fars hükümdarları tarafından Arapların başına vali tayin edilen Esved bin Münzir'den sonra kardeşi Münzir bin Numan vali tayin edilmiş ve 7 yıl bu görevde kalmış. Ondan sonra yerine Numan bin Esved tayin edilmiş ve 4 yıl bu görevi sürdürmüştür. Sonra yerine Ebu Yafer bin Alkame bin Malik bin Adi el-Lahmi halef olarak geçmiş.
ve bu görevde 3 yıl kalmıştır. Bundan sonra Münzil bin İmril Kayselbet tayin edilmiş ve 49 yıl bu görevini devam ettirmiştir. Münzil bin İmril Kays saçlarını örüp örgü şeklindeki tarafına sarkıttığı için kendisine Zülkarney lakabı verilmişti. Onun Maüs Sema adıyla bilinen annesi ise Amr bin Cüşeym bin Nemir bin Kast'ın kızı Maviye idi. Ondan sonra yerine oğlu Amir bin Münzir tayin edildi. Ve bu görevi 16 yıl sürdü. İşte onun idaresinin üzerinden 8 yıl efendim 8 ay geçtikten sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Nişirevan'ın hükümdarlığı döneminde meydana gelen fil yılında doğmuştur. Evet sevgili dostlarımız, Yemen ülkesi Kisra Nişirevan'a boyun eğip itaatine girince kumandanlarından birisini büyük bir orduyla mücevherler ülkesi olan Hint memleketlerinden Serendib'e gönderdi. Ve bu kumandan buranın hükümdarlarıyla savaşa tutuştu. Neticede hükümdarlarını ortadan kaldırıp ülkesini istila etti ve buradan Kisra Nişrivan'a pek çok mal ve mücevher gönderdi. Fars ülkesinde çakal denilen hayvan bulunmuyordu. Nişrivan'ın hükümdarlığı döneminde Türk illerinden Fars ülkesine bir çakal akımı başlamıştı. Buna üzülen ve zor duruma düşen Nişrivan, Mabezan Mubez ruhani reisi huzuruna çağırıp ona bu yırtıcı hayvanların ülkemize geldiklerini öğrendik. Bu hadiseyi gözümüzde büyütüyoruz. Bu husustaki görüşünüzü bize bildir dedi. Bunun üzerine Mabezan Mubez, bu bilge kişi idi. Ben alimlerimizin bir ülkede adalet zulme galip gelmez. Ülke halkı birbirlerine zulmetmeye kalkışırsa düşmanları kendileriyle harp eder ve istemedikleri şeyler başlarına gelir dediklerini duydum diye karşılık verdi. Artık çok geçmeden Kisra Nişrivan'a ülkesinin uç kısımlarında bir grup Türk yiğidinin savaşa giriştikleri haberi geldi. Görüyorsunuz, uyarılar Müslüman olana da olmayana da, adalet edene de etmeyene de uyarılar geliyor. Nişrivan Fars hükümdarlarının en adillerindendirler. Evet sevgili dostlarımız, bakın uyarıdan ders çıkarttı. Çakal sürüsünden ders çıkardı. Bunun üzerine Kisra Nişrivan vezirlerine ve valilerine emin vererek uhdelerine tevdi edilen görevleri icra ederken adalet sınırını aşmamalarını, adaletten ayrılmamalarını ve yaptıkları her şeyde adaletli hareket etmelerini istedi.
İşte görüyorsunuz, burada alimi dinledi, alimden aldığı dersten, bakın, kendine ders çıkarttı. Nişirovan'ın bu emrini tuttular. Böylece Yüce Allah Celle Celal düşmanlarını harbe gerek kalmadan başlarından saldı. Ey dünya, ey milletler, azarsanız azan belasını bulur derler. Arayan Mevlasını bulur derler. Bu atasözünü hiç unutma. O zaman ki adalet Nişirovan'ın kendine göre bir adaletti. Ama asil adalet İslam adaletidir. İşte ey dünya, ey Müslümanlar, kendinize dönün şöyle, İslam adaleti üzere hareket ediniz ey Müslümanlar. Adaletten ayrıldığın an, düşman sana çullanır. Her tarafından düşmanlar peyda olmaya başlar. Düşmanın sadece cephede savaştıkların da değildir. Düşmanın sayısı, cinsi, cibilliyeti çok fazladır. Nefsin sana düşmandır. İblis sana düşmandır. İblisin adamları, insan ve cinler sana düşmandırlar. Bunların hepsine karşı çare Allah'a kul olmak, iyi bir Müslüman olmaktır. O zaman Nişirovan'a göre bu durum öyleydi. Ama Yüce İslam bütün hak ve hakikatıyla dünyaya tecelli edince, dünyanın uygulayacağı adalet İslam adaletidir. Yoksa kendi herkes kafasına göre benimki adalet diyor, zulüm uygulanıyor. Öteki diyor benimki adalet, zulüm uygulanıyor. Çünkü imana, ameli salihe dayanmayan adaletler kişinin hevasına göredir. Ama imana, İslam'a, vahye, Kur'an-ı Kerim'e, sahih sünnete dayanan adalet, gerçek adalettir. Biz hatırlatıyoruz. Öte tarafı herkesin kendine kalmış. İlgililer, herkes dersini Yüce İslam'dan almak zorundadır. Herkes görevlidir bu işte. Devlet, devlet kadar görevli. Millet, millet kadar görevli. Fertler, cemiyetler hep kendilerine göre görevlidirler. Görevsiz kimse yok ki, herkes görevini doğru yapsa bu dünya böyle mi olur? Çok güzel olur. Evet, dünyaya göre bir cennet kurulur. Ama insanoğlu o kadar gafil, o kadar cahil, o kadar nankör ki Yüce Rabbisine bir türlü itaat etmekte topyekün başaramıyor. İçinde iyiler daima bulunmasa kıyamet derhal kopar. İyilerin hürmetine dünyanın ömrü uzamaktadır. Kötüler çoğunlukta olduğu zaman, kötüler taraftar bulduğu zaman, işte görüyorsunuz, 3 tane evliya olsa, bugünkü sistemlere göre, 4 tane de aşkıya olsa, aşkıyalar kazanıyor. Bu işi ehline vermek demek değildir. Çoğunluk her zaman doğru yolda demek değildir. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede bile, bakın, gerçek Müslümanlığın olmadığından veya gerçek Müslümanların sayısı azınlıkta olduğundan,
işler yolunda gitmiyor. Niye gitmiyor? Her biri bir yere çekiyor. Öteki diyor, bunların hepsine de saygı adı altında hakla batılın arasındaki sınırları da yıkmaya çalışıyorlar. Hristiyan da Müslüman, Yahudi birbirine eşitlenmez. Bunların inançta, itikatta, amelde, ahlakta bunlar bütün kurallarda bunlar birbirine aykırı inanç sistemleri var. Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir inanç sistemi ile Müslümanın uzlaşma şansı olur mu? Sen gidip de Müslümanı Hristiyan'a eşitleyebilir misin? Bunu şu bu adı altında, bunun adı altında diye. Bir Müslümanı Yahudi'ye eşitleyebilir misin? Yahudinin inanç sistemi, amel sistemi farklı. Ve Hristiyan'ınki farklı. Müslüman'ınki tevhide dayalı. Öteki şirke dayalı. Birisi Allah üç diyor, Müslüman Allah bir diyor. Öteki Üzeyr İbnullah diyor, Üzeyr Allah'ın oğlu diyor. Alemlerin rahmet peygamberi Hazreti Muhammed en büyük peygamberdir ama Allah'ın kuludur. Ve peygamberidir. Allah'ın eşi benzeri şirkin nazarı denge olmamıştır, olmaz. Leyse kemisli şeyin. Onun için hak ile batıl bağdaşmaz. Onu onun kendine bırak. Berikini berikine bırak. Herkes kendi inancında hür, özgür yaşasın ama asli kurallara uymak kaydıyla, hak ve adalet kurallarına uymak kaydıyla, işte İslam tarihi Müslümanlar, Osmanlılar, Selçuklular ve diğer hilafet devrindekiler, Abbasiler, Emeviler, dört halife en başta olmak üzere, onların da başında devri saadet Hazreti Muhammed'in devri olmak üzere İslam'ın kanun ve kuralları nasıl uygulanarak geldi? Buna baksana. Burada nedir? İslami kanunlar esastır. Kurallar esastır. Bu genel kanun ve kurallara herkesin uyması da esastır. Şimdi Avrupa'ya gitmiş bir sürü yabancılar var Avrupa'da. Avrupa kanun ve kurallarına uymasalar orada durabilirler mi? İslam alemindeki diğer milletler, gayrimüslimler kendi inançlarında özgürlük kalmışlardır ama İslam'ı kanun ve kuralların hakimiyetini de kabul etmişlerdir. O zaman dünyada huzur sağlanır. Yoksa herkes kendi bildiğine gider de kurallar çiğnenirse, adaletin dışına çıkılırsa, işte o zaman dünyada güven, emniyet, huzur diye bir şey kalmaz. Nitekim şu anda dünya güven içinde değil. Niye? İşte dünyadaki iş ehline tam verilmediğinden, ilahi nizam ve onun kanunları, ilahi adalet uygulanmadığından. Yoksa dünyada insanlar hep Allah'ın kullarıdır. Adem'in, Havva'nın çocuklarıdır. Ve yüce İslam hak bir dindir. Bütün peygamberler hak peygamberdir. Ve bütün peygamberlerin en sonuncusu Hazreti Muhammed'dir. Bu gerçeği dünya bilse de, bu hakta hakikatta birleşseler, dünyada huzurdan başka bir şey olmaz. İslam dini İsa'ya toz kondurmaz. Meryem annemize toz kondurmaz. Musa'ya, Harun'a, efendim Davud'a, Süleyman'a,
Zekeriya'ya, Yahya'ya toz kondurmaz. İbrahim'e, Nuh'lara, Adem'lere, bütün peygamberlere toz kondurmaz. Ve ilahi kitaplara da toz kondurmaz. Ama senin uydurduğuna değil, bozduğuna, tahrif ettiğine değil, ilahi olanlara, Kur'an-ı Kerim'in tasdikinden geçecek. Hazreti Muhammed'in tasdikinden geçecek. O zaman bak, dünyada Hazreti Muhammed'den daha güvenilir birini bulamazsın. Kur'an-ı Kerim'den daha sağlam bir ilahi kitap yeryüzünde yok. Çünkü bozulmadı, bozulmayacak. Son kitap. En yeni, bozulmaz kitap. Bunu Allah kendi söylüyor. Ben kendim uydurarak konuşmuyorum ki bunların hiçbirini. Onun için ortada hak ve hakikat var. Bozulmaz bir kitap Kur'an-ı Kerim var. Hak bir din İslam var. Ve şanlı bir peygamber Muhammed var. İşte bunlar, bu değerler, geçmişin değerlerini koruyor. Mümin, müheymin ve musaddik Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz. Görüyorsunuz, Kur'an-ı Kerim mümin, müheymin, musaddik, geçmişin değerlerini koruyor. Sen koruma desen de koruyor. Çünkü sana göre, bana göre değil ki, Allah'ın emrine göre bu iş. Hepimiz Allah'ın emrine itaat etmek, iman etmek, amel etmek zorunda değil miyiz? Durum böyle ama dünyadaki gidişatı görüyorsunuz. Allah bütün şerleri hayra, bütün batılları hakka hakikata tebdil eylesin. Bizim dileğimiz dünyanın huzurlu olmasıdır. Sulh, barış öyle lafına temin edilecek bir durum değildir. Sevgili dostlarımız, İnşallahu Teala bir sonraki dersimizde fil vakası ile devam edecektir. Biliyorsunuz Eshab-ı Fil meselesi var ki Kabe-i Şerif'i yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusundaki fil Mahmut vardı. Filin, büyük filin adı Mahmut idi. O filden ismini almaktadır bu hadise. Ve olayı da elem tera keyfe feale rabbuke bi eshabil fil. Kur'an-ı Kerim'de de bu sureyi celile bize bunu özetlemektedir. Biz de bu hadise üzerinde zaten tefsir bölümlerinde bunlarla ilgili derslerimizde geçti. Ama tarihle ilgili boyutundan da sizlere keşif notları vermeye çalışacağız inşallahü teala.